Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Marmara ve Ege Bölge Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Başkan Ender Yorgancılar, güncel ve ekonomik değerlendirmelerde bulunurken tam kapanma döneminde EBSO üyelerinden gelen konuları aktardı. Başkan Ender Yorgancılar, Moldova Yatırım Olanakları ve İş Fırsatları Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 30 yıl önce bağımsızlığını kazanan Moldova ile giderek artan bir ticaret hacmimiz olmasına rağmen 560 milyon dolarlık mevcut seviyeyi yeterli görmüyoruz dedi. Başkan Ender Yorgancılar, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda pandemi sürecinde iş dünyasının konuları ve ülke çapında uygulanan tam kapanma dönemi konuları değerlendirildi. Başkan Ender Yorgancılar'la İzmir İş Dünyası temsilcileri Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yorgancılar ve Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu, EBSO üyelerinin beklenti ve taleplerini içeren bir dosyayı Bakan Muş'a takdim etti. İzmir heyeti ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. İzmir İş Dünyası'nın taleplerinin paylaşıldığı görüşmede güncel ekonomik konulara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Yeni yönetimi tebrik eden Başkan Yorgancılar, üretime katkı koyacak ve istihdamı artıracak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede pandemi koşullarının sanayiciyi zorladığını belirten Başkan Yorgancılar, bu süreçte üretimin verimliliği konusunun ön plana çıktığını, bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, Başkan Ender Yorgancılar'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalarla EBSO üyesi sanayicilerin konuları değerlendirildi. EBSO'nun 2020 yılı üretimden satışlara göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini açıklayan Başkan Ender Yorgancılar, pandemi, artan maliyetler ve piyasada yaşanan dalgalanmalar nedeniyle firmaların karlılık oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Bu yıl 22.sini düzenlediğimiz EBSO Aytaç Sefiloğlu gazetecilik yarışmasında dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı. Başkan Ender Yorgancılar, pandemi döneminde yaşanan zorluklardan gazetecilerin de nasibini aldığını belirterek, tüm kesimler için böylesi zorlu dönemlerde moral ve motivasyonu yüksek tutmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Ender Yorgancılar, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Zirvesi'nin dirençli tarım, dirençli kentler oturumunda yaptığı konuşmada, sağlıklı gıdaya ulaşmak, iklim krizi ve bozulan çevre şartları nedeniyle tarım her geçen yıl daha da büyük önem kazanmaktadır, dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 76. ve 77. Genel Kurulu çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Başkan Ender Yorgancılar ve EBSO üyesi TOB delegeleri EBSO Hizmet Binası'nda hazır bulunarak toplantıya iştirak ettiler. Ender Bey, hoş geldiniz. Kapanmaya rağmen üretimin devam ediyor olması istihdama da olumlu yansıdı. Zira tarımda, inşaat ve hizmetler sektöründe bir önceki aya göre de baktığımızda iş gücü sayısının en yüksek artan sektörünün de imalat sanayi, yani sanayi sektörünün olduğunu görüyoruz. Ender Yorgancılar bizlerle birlikte. Ender Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Hande Hanım. Sanayi sektörümüz büyüyor ama gelir artışı maalesef yaratamıyor. Yani borçlara artan bir süreç içinde ve bunun da sektörün borç ödeme kapasitesini olumsuz etkiliyor. Bunun sebepleri arasında az önce değerli başkan da ifade etti. Sanayinin bazı önemli sıkıntıları, sorunları var. Bunların başında ham madde teminindeki sıkıntılar önemli bir noktaya geldi. Bu ham madde teminindeki fiyat artışları da önemli bir noktada. Konteyner bulma imkanı son derece zorlaştı. Navlun fiyatları arttı ve sağlıklı bir şekilde maliyet analizi yapılamıyor şu anki süreç içinde.